MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste teröre karşı dört partinin hazırladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye grup kürsüsünden ateş püskürdü. Mecliste terörist istemiyoruz dedi, önerilerini sıraladı. Bahçeli'nin gündeminde anayasa mahkemesi de vardı. Ya statüsü değişmeli ya kapatılmalı diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Düşman istemiyoruz. Katil istemiyoruz. İlk önerim 57 dem milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım ve yataklık yapan somut delillerle suçu sabit görülen, sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde anayasa mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Uzaktan kumandalı yargıda yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandanın, senin ipin kimin elindedir? Sormak lazımdır ki, Cumhuriyet Halk Partisi bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? Bugünkü CHP dem kadar milli güvenlik tehdididir. Meclis 2024 gelmeden İsveç'in e NATO üyeliği kapısını aralayacak mı? Bu sorunun cevabı için Gözler Meclis Dışişleri Komisyonu'na çevrildi. Toplantı saat 15'te başlayacak. Ayrıntılar saat TV 100 muhabirimiz Sertaç Murat Koç'ta. Seni dinliyorum. Evet NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç için bugün kritik bir gün yaşanacak. Senin de ifade ettiğin gibi İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin düzenleme bugün ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'na gelecek ve orada görüşülmeye başlanacak. Tabi üyeliğin onaylanması için düzenlemenin 27 üyesi bulunan komisyonda kabul edilmesi gerekiyor ilk olarak ki bunu sağlanması için de oylamaya katılan üyeler, üyelerin e, yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor. Tabi komisyonda AK Parti'nin 13 üyesi bulunuyor. Ancak komisyon başkanı Fuat Aktar e, Fuat Oktay da e, AK Parti üyesi olduğu için AK Parti milletvekili olduğu için e, oy kullanamayacak. Yani AK Parti 12 düşmüş oluyor. Yine CHP'nin 6, MHP'nin 2, DEM Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 2 ve Saadet Partisi'nde bir üyesi bulunuyor komisyonda. Tabi AK Parti'nin bu düzenlemeyi doğrudan direkt kendi başına geçirmesi bu aritmetiğe göre mümkün görünmüyor. En az e, bir e, milletvekilinin yani MHP'den de olabilir, diğer muhalefet partilerinden de olabilir. E, evet demesi gerekecek. Bu net şekilde anlaşılıyor ki daha önce yapılan açıklamalarda MHP'nin de aralarında olduğu MHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin çekinceli yaklaştıkları yani hayır oyu kullanabileceği anlamı çıkmıştı buradan. E, tabi komisyonda eğer kabul edilirse bu dediğim şartlarda bu kez bu düzenlemenin adresi Meclis Genel Kurulu olacak ve orada da oylanma şartı bulunacak. Orada da oylaması gerçekleştirilecek. Tabii kabul edilip Genel Kurula intikal ederse tabi İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu artık yılan hikayesine de döndü denilebilir bir anlamda ve bu kritik konu son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın kendisine F16 moderniz modernizasyonuna ilişkin süreci İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. İşte bu bilgiler ışığında İsveç açısından tarihi bir kararın alınacağı toplantı önümüzdeki saat diminde yarın saat 15'te başlayacak Meclis Dışişleri Komisyonu'nda ve Ankara'nın tavrı da net olarak görülecek.